Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Qaim Mahdi, kıyam edecek olan Mahdi benim evlatlarımdandır. Adı benim adım, künyesi benim künyem, huyu benim huyum, davranışları benim davranışlarım olacaktır. Benim gibi davranacaktır. İnsanları benim dinime çağıracak, Allah'ın kitabına davet edecektir. Kur'an'a davet edecektir. Ona itaat eden bana itaat eder. Mahdi'ye itaat eden bana itaat eder. Mahdi'ye isyan eden bana isyan eder. Ona isyan eden bana isyan eder. Gaybetinde, yokluğunda onu inkar eden beni inkar etmiştir. Yani zuhur etmeden onu inkar eden diyor peygamberimiz beni inkar etmiştir diyor. Hani Mahdi gelmeyecek, Mahdi yoktur diyen diyor beni inkar etmiştir diyor. Onu tekzip eden beni tekzip etmiştir. Yani Mahdi'yi yalanlayan beni yalanlamıştır diyor. Onu tasdik eden beni tasdik etmiştir. Onu tekzip edenleri, onu yalanlayanı, onun hakkındaki sözlerimi inkar edenleri ve ümmetimi saptıranları Allah nezdinde şikayet edeceğim diyor peygamberimiz. Maşallah. Ahirette şikayet edeceğim hepsini diyor. Zalimler yakında işlerinin sonucunu göreceklerdir diyor peygamberimizin hadis. Bak bir daha söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaim, kıyam edecek olan Mahdi benim evlatlarımdandır. Adı benim adım, künyesi benim künyem, huyu benim huyum, davranışlarım da benim davranışlarım gibi olacaktır. İnsanları benim dinime çağıracak, Allah'ın kitabına, Kur'an'a davet edecektir. Mahdi'ye itaat eden bana itaat eder. Mahdi'ye isyan eden bana isyan eder. Gaybetinde, yokluğunda daha çıkmamışken onu inkar eden beni inkar etmiştir. Onu tekzip eden, onu yalanlayan beni yalanlamış, tekzip etmiştir. Onu tasdik eden beni tasdik etmiştir. Onu tekzip edenleri, yani yoktur diyenleri, onun hakkındaki sözlerimi inkar edenleri, ilgili hadisleri örtbas edenleri, söylemeyenleri, ümmetimi saptıranları Allah nezdinde şikayet edeceğim diyor peygamberimiz. Zalimler yakında işlerinin sonucunu göreceklerdir. Bak 800 yıllık kitap bu. Bihar’ul Envar. 800 yıl önce yazılmış bir kitap. Hadis kitabı. Cilt 51 sayfa 73. Yine Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Evlatlarımdan Mahdi'yi inkar eden beni inkar etmiştir. Aynısı sahih olarak sünni eserlerde de var. Yani bu tarz evet. Hadisler. Muhammed bin Hanefiye, benim dedem, yani Hazreti Ali'nin oğlu. Hazreti Hasan Hüseyin'den olan oğlu değil. Muhammed bin Hanefiye, döneminde Müslümanların bir kısmı Muhammed bin Hanefiye'yi Mahdi olarak adlandırırlar. Mahdi'ye benziyormuş bayağı. Maşallah. Bakın, çok evet. Manidar. Evet hocam. Dedem Mahdi'ye çok benzediği için, yani eşkıya olarak çok benzediği için, onu Mahdi zannediyorlarmış sahabiler o dönemde. Sürekli ona Mahdi diye hitap ediyor. O da sürekli bana Mahdi demeyin diyormuş. Muhammed bin Hanefi'yi Mahdi olarak adlandılar. Onun vasıtasıyla İslam için parlak bir gelecek vaat ettiler. Yani o başa geçecek diyormuş. Yani o istediği kadar reddetsin. O diyormuş Mahdi diyorlarmış. İnşallah. Müslümanların başına geçecek. Çok parlak şaşalı günler olacak diyorlarmış inşallah. Resulullah'ın vefatından sonra. Hatta öldüğü zaman Muhammed bin Hanefi'ye ölmemiştir. Radva Dağı'nda yaşıyor, bir gün dışarı çıkacaktır demişler. Ebu Hamza bildirdi ki bir gün bir kimse Muhammed bin Hanefiye'nin yanına geldi ve Esselamu Aleyke ya Mahdi diye selam verdi. İbn Hanefiye buyurdu ki doğru söylüyorsun, ben insanları hidayete, doğru yola, hayra davet etmek ve doğru yolu göstermek bakımından Mahdi'yim. Lakin ahir zamanda olacak Mahdi aleyhi rahmet değilim. Öyle anlaşılmaması için bana selam vereceğin zaman Esselamu Aleyke ya Muhammed veya Ebel Kasım deyin, başka isimle hitap etmeyin buyurmuş. O zaman da herkes önüne giren Mahdi diyormuş ona. Ama eşkal tam benziyormuş. Yani. Soyum da ondan geldiği için çok sevimli. Bayağı yamanmış şey Muhammed Hanefi'ye. Maşallah. Yani uslup olarak da tavır olarak da peygamberimize çok